Hadi bakalım. Bunu almışım sanırım. Alayım. Yapayım. Bu aldığın fayans hangisi ki? Bu şimdi yetmeyince yenisini almam gerekecek. Aynısını bulabilecek miyim? Güzelmiş bu arada. Beğendim. İyi seçmişim bu fayansı. Seviyorum ben böyle. Şurayı yapacağım ama pencerenin içine fayans yapmayacağım bu arada. Bence daha güzel. Öyle. Diğerlerini evde öyle gerektiği için öyle yapıyorum. Ama burası bir sipariş olmadığı için bu şekilde yapmak istiyorum. Evet, yetmedi. Ay, ben fotoğraf çekmedim. Okay. Dükkan, döşeme, yer karoları, halılar, yer kaplamaları, yer karoları. Hayır. Fayans, duvarlar, sıvalar, duvar fayansları. Sanırım buydu. Oh. Ay, keşke şuraya kadar yapsaydım ya. Niye öyle yapmışım ki? Değil mi? Burayı boyaya çevirebiliyor muyum? Çevirebiliyorum. Za, çok saçma. İyi, iyi, tamam. Yani sadece şurası mutfak alanı olsun istiyorum. Daha doğrusu benim isteğim de değil de başka pek bir yerimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Tamam, o zaman ben şimdi buraya ne alabilirim? Banyo değil, nerede mutfak? Nerede? Mutfiyok. Biraz karışık ya. Şu ahşaplı olanlar güzelmiş ama. Sağ köşe Glen dolap. Tezgah mı yani? Lavaboya yakalıyor mu acaba? Neyse deneyeyim ya. Glen lavabo. Kalmıyor. Okey. Bir dakika. Nasıl yapacağım? Durun şimdi. O zaman... Şöyle yapsam. Buraya bunu koyup ya yanına da dümdüz bir tezgah koyacağım işte ya. Nerede mutfak yine gitti. Glen tezgah. Glen geniş dolap dediği tezgah değil mi? Bence tezgah. Fransız fındık ağacı. Fransız fındık ağacı. I don't know. Okay. Ha, biraz darmış ama. Peki yanına da şundan koysam o zaman madem yerim kaldı. Şundan. İncecik falan. Yes. Aynen. Çok iyi. Fıçık. Aa, oldu vallahi. Ha, çok iyi oturdu. Tamam, süper süper süper. Aslında... Ay bir dakika şöyle yapacağım ya. Durun. Lavabo biraz daha ortada olsun. Çok garip bir ses çıktı ağzımdan konuşurken duydunuz mu? Ha, böyle tam camın önünde gibi olsun böyle biraz ortalansın. Tamam, orası öyle oldu. Şunu satacağım herhalde. Onu koyacak bir yerim yok çünkü. Camlarımı hala satamıyor muyum? Satamıyorum. Açabiliyor muyum? Açamıyorum da. Neyse. İyo, burayı yapalım hadi. Ben bunu kullanırım burada. Bu güzelmiş. Mutfak, banyo, duvarlar. Buzdolabı da yok.
Yeni eve mi alınıyor? Ev almak diye bir şey mi var? Hayır, uydurmayın. Bunlar kim? Neyin alıcısı bunlar? İsmetoğlu ailesine bak. Böyle İsmetoğlu da gören. Varide Çaydanlıymış bu. Yalnız Kurt 37. Temel okçu. Maria Kolkovski. O göçmen. Cheng Choi. Canlar ailesi. Olay ne? Tarayıcıdan bilgisayardan alıyorsun. Şaka mı yapıyorsunuz abi? Ev alınıyor ve bana bunu yeni mi söylüyorsunuz ya? Ya. Ev ver ya, ev ver ya. Kaç param var? 310 bin param var. Ben buraları fliplerim esas ki. 351. Ay biraz daha para biriktirsem çok güzel ev var. Ben o tarayıcıya niye girmedim ki hiç bugüne kadar? Bakayım şu en... Aa evde tek başına evi. Aa en pahalı evlerin bile içi hep fliplenecek ev demek ki işte. Elde bulunan. Bunu satarsam ne kadara gidiyor? 82 bin de bu. Dur bakayım. 310, 82 daha 392 bin paramız var diye bir düşünebiliriz. 392 gel git akıllı kadının evi. En pahalı al... Aa içi de düzgün. Peki bir ucuz olsa birazcık şeye de paramız kalsa. Bu ne sığınaklı garaj siye. Memnun etmeyen efekt. Aa burası iyiymiş. Belediyeye ait bir bina satışı alan kişinin yenilemesi şartıyla ama. Ben bunu alıyorum. Önce bunu mu satacağım? Eve git. Yenileme masrafı, satın alınan mobilya. Ne diyorsunuz ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Bunu nasıl satacağım? Flipleyip satsak daha pahalı olur mu? Onu satman şart değil. Şart olduğu için demiyorum. Onun da parasını onun da parasını alabilmek için. Kendi evini yeni ev aldıktan sonra satabiliyorsun sanırım. Peki 310 dahilinde bir ev var mı güzel? 314, 301'e bakayım. Ben burada yaşarım ya. Güzel ev ya. Evin dışını da düzenleyebiliyor muyum? Sıkıcı ev diye bir ev var. Olsun. Güzelmiş ki bence. Şu 314'ü hani bir iş daha yapsak. Aa burası iyiymiş. Bir iş daha yapıyorum ve burayı alıyorum tabii ki. Deli misiniz? 314. 310. Ben dur 4 milyar çıkarırım ya bir yerlerden. Aa 69 lira. Yok çıkaramıyorum. Yok çıkaramıyorum. Bunlar? ...318 olmuş bile. Tamam ev alıyoruz arkadaşlar. Bunu burada kullanabiliyor muyum? Tamam nerede 314'lük ev? Gel kardeşim. Ben burayı çok sevdim. Oo havuzum bile var kız. Hatta burası şey değil mi ya? Dur nereye gitti? Aa almışım yanlışlıkla. Burası şey değil mi? Aa çatıda pizza var. Arkadaki pembe ayıcıktan anladım. Şeyin evi söyleyin. Bakayım chatte yazan var mı? Ulan bu evi tanımadınız mı? Breaking Bad'deki ev. Walter White'ın evi. Çatıdaki pizza, arkadaki pembe oyuncak bilmem. Başka şeyler de vardır daha yakalayamadım. Evet Breaking Bad'deki ev. Bu arada bu... bu evin yani bu gerçekten stüdyo değil gerçekten evde çekmişler ve Breaking Bad fanları hala bu şeyin çekildiği eve gidip çatısına pizza atıyorlarmış. Orada oturanlar deliriyormuş sürekli. Hala oluyormuş bu sürekli.
Sol tarafta müşterilerin küçük resimlerini görebilirsin. Zaman zaman eylemlerinle ilgili yorum yazabilirler. Özellikle de en tepedekilere dikkat et. Genelde en yukarıda olurlar ve çoğu evi satın almak isterler. Esas o oyunun olayı buymuş. Sen bu işlere gidiyorsun da oradan kazandığın paralarla kendin house flipper oluyorsun. House flipper dediği buymuş. Evet, şu anda oyun resmen, ben bu bölüme YouTube girişi bile yapmadım. Öyle kendi kendimize evimizde oynayacağız diye. Resmen yepyeni bir boyut kazandı oyun. YouTube. Sorry. Okey ya. Tamam. Tamam ya. Bunları atabiliyorum herhalde değil mi? Bunu? Bu burada kalacak mı? Bakayım arka bahçemi. Bu ne? Atmak için mi? Ne ki bu? Bakayım. Aa, üstünde yürüyorum. Ne saçma. Burada dursun bence. Oh. Burası çok kirli. Böyle iş mi olur? Mağara gibi kirli resmen. Ya sus. Bir dakika, ben burayı yaşamak için mi alıyorum? Anlamadım. Yani benim base'im burası mı oluyor? Dur, ön kapıdan girelim. Açılı dursun. Okey. Okey, görüyorsunuz değil mi yükseli? Aa, siz göremiyorsunuz. Okey, şöyle oluyor. Ben bir şeyleri attıkça, şimdi 2 saniye kamerasız göstereyim. Şimdi bir temizlik bir şey yapayım. Bakın, görüyor musunuz? Solda şeyleri artıyor hani. Evle ilgili düşündükleri şeylerin değeri yükseliyor gibi düşünün yani. Belli işte hani orada bir daha beğenileri artıyor. Heh, tamam. Söyleyebildim sonunda. Öyle bir şey var orada yani. Çok gerekli değil. Böyle gerçekten satacağımız konuma geldiğinde bizim için daha... Nasıl Heisenberg şakası? Okey. Oh! İyi oldu ha. Çok sevindim yahu. Aa, garaj. Okey. Tamam, güzel. En azından temizleyeyim de sonra doğru düzgün flipleriz yani. Şu çöpler en azından gitsin ortalıktan. Oh! Tamam, burada zaten şey var. Oh, görev de yok. İstediğimizi yaparız ya. İstediğimiz yeri istediğimiz renge boyarız. Müthiş. İkinci tuvalet var burada. Ebeveyn banyosu ya da işte neyse. Harika ya. Aa, şakalara bak! Ne oluyor bunları alınca? Excuse me? İstemiyorum, dursun orada. Ne yapacağım ben onları, pardon da? Satabiliyor muyum? Yani atıyorum bu 20 dolarsa 20 dolar gelecek mi? Ne? Aman bunlar kirli para. Bunlar hep uyuşturucu parası. Ve evin değeri artıyor. Yo, pardon. O benim hesap bakayım. Şunları da atıyorum. Satıyorum. Neyse işte. Bu kalsın, iyi görünüyor. Oh, ay çok iyiymiş. İyi bari. Bu nasıl? Hadi o da kalsın. Şunu da satacağım. Güzel değil. Daha güzelini buluruz, takarız. Şunları da satalım. Ay çok sevindim. Çok mutlu oldum. Güzel ev aldık kendimize. Kendimize değil aslında, satacağız da işte, ama neyse o. Oh! Ne yapayım burayı? Yapayım mı ufak ufak? Pizza satayım. Ya bu burada... bu kalacak mı burada cidden? Bir dakika. Aa, koydurmuyor. Şöyle yarısı içeri doğru dursa. Yok. Ay, merdiven alıp satabilirsin pizzayı. Yok, önceki evi satmadım. Satayım mı? Nasıl yapacağım? Buraya peki mesela bilgisayar... Nereden oluyor yani? Ya ben burada kalamıyor muyum? Burası benim base'im olsun. Öyle olmuyor mu?
Sonra fliplerim falan. Yok mu böyle bir seçenek? Temizlik oranını yazsa ama keşke şeydeki gibi. İş aldığımızda yüzde olarak gösteriyor ya, burada da yapsa keşke. Ay esas house flipper'lık şimdi başlıyor ya. Çok iyi. Bu rezilliğin icabına neden bakmadınız? Fiyata yansıyor kardeşim, o yüzden. Bakıyoruz işte icabına. Hamburger. Bu zeminin kenarları niye gri gri gözüküyor? Sizde de öyle mi? Evet. Benim sanki monitörümde bir bozulmaymış gibi hissettirdi. Bir kötü. Oh. Tertemiz oluyor. Bir de boyayacağım ki. Çok güzel olacak. Satalım. Bu sürgülü kapılar güzel. Pencereler hala satılmıyor. Okey, anladım. Pencere öyle bir şey. Bitrate tabii ki artırabilirim ya. Kusura bakmayın. Bayağı artırdım. Bir drop falan olmaz umarım. Çünkü sanırım internet paketim bitti. Yani upload'u yükselten ekstra paketim bitti galiba. Ya biraz hızlı dönerken falan etkisi olmuştur, kötü kötü olmuştur, bir şey olmaz. Açtım ben yine de. Tahmin ettim çok kötü olmadığını da. Bu The Secret. Bu da mı diziyle ilgili? Ben diziyi bitirmedim bu arada. O kitap da mı diziyle ilgili bir şaka? Bir izleyenler varsa siz yazmazsanız YouTube'dakiler yazar. Ay YouTube yorumları bu kadar, bu arada o kadar işime yarıyor ki. Bunları da satıyorum ben. Ne yapacağım bunları? Bir şey yapılmıyor değil mi bununla? Bu kadar işte. Burayı temizledim. Burası var. Burayı temizledim mi ben? Ay pardon. Ay ne yapıyorum ben? Aa, neler oluyor? Oh, tertemiz oldu. Vallahi. Ece Usta gibisi yok be. Değil mi? Chat. Bir lahmacun söyleyelim. Lahmacun şakası bir kez daha. Oh, çok güzel oldu. Buraya bir badana boya yaparım ki. Bir kere temizledik ya artık. Badana, boya, zemin. Mis gibi olacak içerisi. Sırf o kadar kurtaracak ki. Ay pardon. Böyle ev bir anda olacak. Ya? Kapıları sattım aynen. Küçük bir drop olmuş geçmiş o anlık. Olur öyle. Şu duvar nedir? Okey, yıkılan bir şey. Ben bu duvarı ha gerek yok boyayarak. Okey, yani bu ahşap olması beni ha dedirtirdi de biraz. Tamam, düzeltiriz. E iyi oldu be. Bir yerlerden başlamak lazım. Mutfak küçük ve önemli gözüküyor. Mutfaktan başlayalım mı? Burası ebeveyn yatak odası. Burası da... Burayı temizlememiş. Şeyin odası işte. Çocuğun odası. Çocuk odası ya da neyse. Zaten bu kadar küçük odada anca çocuk kalır. E iyi. Ne yapsak acaba yahu? Beyaz mı boyasam? Nasıl yapsam? Önce kapıları falan mı taksam? Bak bunlar da satılıyor ama iyi bence onlar. Aa. İdeal temizlikte. Sonunda temiz artık. Pencereler? Belki pencereler de. Okey. 27.557 bakiyemiz var. Yerdeki delik olan odayı ne yapacağız? Bunu söylüyorsun değil mi? Vallahi ben de şey yapamadım ama oyuğu doldurmak için alçı kovasına ihtiyacınız var yazıyor.
Pervaz yap ne demek ya? Şey mi? Şu anda ev ne kadar? Ev için ödem bile 314. Tamam da çıkarttırmaya... Şu an aşağı yukarı nasıl bir değeri olur? Öyle bir şey vermiyor mu oyun bana hiç? Havuza girilmiyor ya. Hatta bak ne yapıyor. Çok saçma. Bak üzerinde yürüyor. Biraz can sıkıcı. Okey, pencereler temiz mi? Değil. Niye böyle yapmışlar ki? Neyse artık. Bunlar temizlenmiyor da. Bunlar temiz gerçi. Okey. Ya bilgisayarım burada durmuyor yani, öyle mi? Aldığına fazla olur herhalde mantıken. Ama yani... Cam havuz. Ben bir şey anlamadım. Biraz kafam karıştı. Bu ne? Pazarlık. Çabuk Sipariş pazarlık fiyatı. Evin satış fiyatı hakkında pazarlık imkanı. %5 daha fazla başarılı pazarlık şansı. Demek ki bu demekmiş. Bu evler için yani. Siparişin %50 daha fazla ödemeyi alıyorum ki güzel bütçemiz olsun evler için. Sonra birkaç işi daha yaparken bir yandan bu evi sürekli flip edeceğiz. Yani bir yandan sürekli düzelteceğiz. Yavaş yavaş biraz iş yapacağız, biraz buraya bakacağız, biraz falan filan diye evleri flipleyeceğiz. Allah'ım yani bu oyunu bana yapmışlar resmen. %5 daha fazla pazarlık şansını da o zaman alacağım. Tamam. Zaten 4 sipariş sonra bir tane daha şey gelecek. Onda da bunu alacağım işte. %50 ödeme iyi ama. Çünkü şu an bütçeye ihtiyacımız var. Çünkü neredeyse bütün paramızla ev aldığımız için 27 bin paramız kaldı sadece. Dükkandan alınıyor mu bilgisayar? Hiç zannetmiyorum ama ya, alınıyorsa da şey alınıyordur. Yani o eve bilgisayar alıyorsundur. Monitör var, televizyon. Bilgisayar parçaları ayrı ayrı var. Yani o kendi laptopumuz gibi bir şey yok. Öbür evdedir o. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim mesela? No. Evime nasıl gideceğim ben? Mesela şöyle mi? Nereden bunun? Kapısı neresi ya? What the fuck? Şu mu kapı? Heh. Ofise dön kal. Orası ofis olarak geçiyor. Şimdi anladım. Okay. Ben bunu yanıma alamıyor muyum ya? Tamam neyse. Kullan bakayım. Ya ben kendime ev gibi düşünüyordum. Neyse. Anladım ya, tamam çok iyiymiş. Şimdi burası ne oldu mesela? Burayı satabiliyorum. Ben burayı da flipleyip satayım ki o zaman. Niye yaptığım şeyleri iptal ettim? Gerçi o bize para getirmiş oldu ama. Buranın dışı temizlenmiyor mu? Aa, temizleniyormuş ve ben pis oturuyormuşum. Aa, bak bunu bilmiyordum. Aa, dışarıda genel olarak bir şey yapılmıyor ya dekorasyon falan olarak. O yüzden olmaz diye düşündüm. Müzik çok güzelmiş ama biraz biz uyku modunda olduğumuz için. Ne bileyim ben bu evin temizlendiğini dışarıdan. Tamam. Peki bir şey daha deneyeceğim. Aa, boyayabiliyorum bile. Hay Allah'ım, inanamıyorum ya. Ben burayı yaparım, öyle satarım ya. Satılıyorsa tabii. Bunu da takmışım. Burayı yaparım. Burada da bir şey varmış. O ne? Onu satmamışım. İyi, gerekince satarım. İyi. Ne diyeyim ki vallahi? Düzeltiriz biz burayı.
Kuş sesleri uykunu mu getiriyor? İyi, hadi yatalım o zaman. YouTube'a merhaba demediğim için bay da diyemiyorum. YouTube, teşekkürler. Bu oyun için şimdi ben daha da bir heyecanlandım. Güzel güzel şeyler yapacağız. O yüzden zaten çok güzel yorumlar yazdınız bu oyun için bu arada. Teşekkür ederim. Desteklerinizi böyle devam ettirirseniz ben de gördüğünüz gibi sık sık oynuyorum. Özellikle yani ben zaten keyif alıyorsam istiyorum ama sizin de sevdiğiniz oyun olunca böyle ekstra ekstra bir şey yapıyorum. Biz yayında küçük küçük artık vedalaşır kapatırız. Siz de buralara gelirseniz onlar vallahi bir tatlı tatlı olmuyor değil. Hadi görüşmek üzere.